Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve alhiqna ila salihin. Evet, geçen dersimizde artık yeni bir baba girdik dedik. Bu mebni ve murab babıydı. Mebni ve murabı tanımlamıştık. Mebni nedir, murab nedir? Biliyorsunuz bununla alakalı manevi ve lafzi olması açısından bir fark vardı. Neyi kastediyorduk biz manevi ve lafzi olması açısından? Murabın ve mebninin lafzi ve manevi olması açısından neyi kastediyorduk? Ne anladınız yani? Bak, size tanımını sormuyorum. Basriyün ne dediği, Kufiyün ne dediği hiçbir şey sormuyorum. Sadece mantığını. Ne demek istedik biz lafzi ve manevi olarak yani? Tanımı da vermeyin bana. Alemler değil mi hocam? Efendim? Alemler değil, isimler de diyorsunuz değil mi? Tabii yani genel olarak irabın veya da binanın, mebniliğin veya da muraplığın lafzi ve manevi olması açısından, yani onu tarif ederken bir kısmı lafzi olarak tarif etti, bir kısmı manevi dedik mesela. Neyi kastediyorlardı? Ne anladınız yani siz bundan? Hayır. Hayekiyle farklar mı olur? Yok hocam, İrab zaten lafzi, lafınızda gözüken, görünendir. Manevi oranda gözükmeyip daha çok manaya delalet edendir. Yok, ikisi hocam, de İrab. Hocam, amilinle alakalı. Efendim? Amilin manevi olması. Mesela müptedanınki. Yok, amili konuşmuyoruz. İrab'ı konuşuyoruz. İrab'ın kendisini tarif ederken o irabın lafzi veya manevi olmasıyla neyi kastediyor? İrabın lafzi olması, lafızla görünmesi, harf veya harekelerle, manevi olması da görünmeden gizli olmasıdır. Nasıl yani gizli olması derken? Mesela müpteda manevi irab nedir? Müpteda reftir, manevi reftir. Yok ya, siz ama manevi. Şöyle yaptınız. Siz genel olarak irabı ayırdınız. O zaman şöyle oluyor sizin dediğinize göre hocam. Lafzi irab ayrı bir şey, manevi irab ayrı. Ama ben diyorum ki irabın tanımında hem sizin anlattığınız şekilde, ona biz zaten burada diyeceğiz mukadder veya hükmi veya hakiki diyeceğiz. O ayrı, veya da oradaki amilin lafzi veya da şey olması. Daha demin Zeynep Hoca'nın dediği de oydu sanırım. Amilin lafzi veya da hakiki olması, yani manevi olması veya da lafzi olması, özür dilerim. Lafzi veya manevi olması, o ayrı. O amili zaten diyeceğiz. Biz irabı tarif ederken nasıl tarif etmiştik? Ya tagyir avahiril kelime dedik. Lihtilafil avamili dâhilet aleyha. Buradaki avamile diyebilirsiniz. Lafzi veya da manevi diyebilirsiniz bu amillere. Bu önemli değil ama biz irabtaki tanımı diyoruz. Veya da diğeri lafzi yapanlar nasıl diyordu? Hatırlayan var mı? Eterun zahirun ev mukadderun yeclibuhul amilu fi ahiril kelimeti hakikaten ev hukmen diye söylüyorlardı. Bu lafzi tabir tanımıydı. Demek ki hiç kimse konuyu anlamamış, kimse de sormadı. Birbirine karışmış amilin lafzı manevi olması bu. Genel olarak irab. İrab dediğim şey ne? İrab deyince ne anlıyorsunuz mesela? Nedir irab? Kelimelerin cümle içindeki konumuna göre kelimelerin sunumunun değişik harekeler, harfler alması hocam. Değişik harekeler, harfler alması dedi hocam. Şimdi yani eksik söyledim, değişmesi. Değişmesi mi yoksa harfler, harekeler alması mı? Ya kelimelerin sonu değişmesi desen hepsini kapsayacağız. Yani. Değişmesi derseniz Kufiyun'a göre tanım yapmış olursunuz. Aldığı o harekeler, harfler derseniz Basriyun'a göre tanım yapmış olacaksınız. İkisi de doğru. İşte lafzi ve manevi dediğimiz olay bu. Yani irab dediğimiz şey o kelimenin sonunda görülen o değişmelerin kendisi mi? Değişmelerin kendisi mi? Yani o harfler, harekeler. Bunların kendisi midir irab? Yoksa o değişim midir? Değişim. Ve o harfler ve harekeler de alametleri midir? Bu değişimin alametleri mi? İşte manevi diyenler diyor ki, manevi diyenler, irab dediğim şey değişimin kendisidir. Hareke veya harfler ise onun alametleridir diyorlar.
Onun lafzi olduğunu söyleyenler ise hayır, bu görünen bir şey. Harflerin ve harekelerin, bunların bizzat kendisi şeydir, irab'tır diyorlar. Anlayabildiniz mi farkı? Zahiri veya da lafzi derken kastettiğimiz buydu yani. Ama amilin ayrıca lafzi olması, manevi olması o ayrı bir şey. O zaten her ikisinde de amil var. Tanım yaparken her ikisi de o şekilde yapıyor. Bak ne diyor? Eferun zahirun ev mukadderun. İster mukadder olsun, ister zahir olsun. Neyi kastediyor zahir veya mukadder? Oradaki irab zahir de olabiliyor, mukadder de. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bak bu Basri'nin manevi tanımı lafzi yapanlar. Yecli buhul amilu. Bu hepsinde var. Zaten o irab alabilmesi için bir amil olacak. Amil onu gerektiriyor. Nerede? Fi ahiril kelime. Kelimenin sonunda amilin gerektirdiği, amilin celbettiği, amilin gerektirdiği lafzi veya da mukadder bir eser, zahir eserdir ama diyor. Zahir bir eserdir. İster bu hakikaten ev hükmen, ister hakiki olsun, ister hükmü olsun. Bu zahir olarak yapadlar irab. O yüzden eferun zahirun dedi. Ama manevi diyenler diyor ki, hayır, o tağyiru avahiril kelime. Kelimenin sonundaki değişimdir o değişim. Harfler harekeler değil. O değişmenin kendisidir irab. Peki o harfler harekeler ne diyorsun? Onlar da değişmeyi gösterdiğimiz alametler. Mesela mansup diyoruz. Mansupluğu nasıl gösteriyoruz diyor. Alametleri neler? O yüzden bakın biz irab yaparken kufiyyuna göre yapıyoruz değil mi? Ne diyoruz mesela? Ve alametu ref'ihi diyoruz. Ref alameti nedir? Eddammedir. Basriyuna göre yapsaydık ne diyecektik? Yani damme değil de bizzat değişim mi diyeceğiz? Diyecektik ki merfu'un biddamme. Damme ile merfudur. Bizzat damme irabın kendisidir. İşte kesra irabın kendisidir. Bu şekilde diyecektik. Alamet olarak söylemeyecektik. Ama daha çok kufelilerin demek ki şeyi tutulmuş. Önemli değil. Yani bunun neticede pratikte bir neticesi yok. Ama hani böyle bir mantıktır. Kavramış olursunuz. Böyle artık yavaş yavaş böyle bazı konularda en azından ufaktan ufaktan detay konulara girebilirsiniz. Yani ve çok iyi bildiğiniz konularda. Artık mesela irab, bina bunları çok aldığınız için böyle bir tanım farklılığına burada girdik mesela. Ama daha geniş olan konularda bunlara gerek yok. Aynı şekilde bina da öyle. Bina dediğimiz şey mesela ne diyor tanımını yaparken Kufiyun? Lüzumu, bakın lüzumu ahiril kelimeti. Kelimenin sonunun değil mi bir hal üzerine lazım olmasıdır. Bak lüzum, tahyir yine manevi. Herhangi bir eser bir şey yok. Ne diyor? Bir şey üzerine lazım olması. Bu şey ya sükun üzerinedir asıl olan ya damme ya kesra. Bunlar da onun neyidir? Alametleri şeklindedir. Evet. Bunu gördük. Bunu gördük. Anlamadığınız yerleri sorun hocalarım. Biz hızlı gidiyoruz ama demek değildir ki anlaşılmayan yerlerde durmayacağız. Sorun. Bazen belki bir ben anlamadım gibi düşünüyorsunuz ama önemli değil. Sorun. Arada bir kefşül fida lazım. Aslında o konuyu genel olarak herkes anlamamıştır yani. Fasun fil mu'rab. Mu'rablara geldik şimdi. Geçen dersimizde mebnileri gördük. Mebniliğin ne üzerine olduğunu gördük. Yani mebniliğin alametlerini gördük. Yani mebnilik asıl olan neydi? Sükun üzerine. Sükun üzerine olmasıydı mebniliğin. İsimlerde asıl olan mu'rablık mıydı? Mebnilik miydi? İrab mıydı? Bina mıydı? Mu'rab. Mu'rab olmalarıydı değil mi? Ama eğer ki onlardan mebni olanlar neden dolayı mebniydi? Alimler sebep olarak neyi gösteriyordu naivciler? وَالِسْمُ مِنْهُ مُعْرَبُ الْوَمَبْنِي لِشَبَهِمْ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي كَشَبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِئْتَنَا Fiile benzemeleri açısından mesela ismi faiz. Fiile değil. Işte onunla alakası yok. Fiile değil. Harfe değil mi? Lişebehim minel huruf. Hurufu mu? Harfe benzemeleri. Çünkü harflerin hepsi nedir? Mebnidir. Harfe benzedikleri için. Bu benzemenin şekilleri oluyor demiştik. Ya vad'i açıdan. Vad'i açıdan. Ya manevi açıdan.
Değil mi? Daha ilk mesela koyulurken harfe benziyor. Yani kelimenin kendisi bizzat neye benziyor? Harfe benziyor. Mesela dediğimiz zaman işte nasartu. Bakın buradaki T mesela harf midir, isim midir? Tereddüt ediyorsunuz. Niye? Değil mi? Şekli harfe benziyor ama isim. Niye isim? Fail çünkü. Fail isim olacak değil mi? Harf olamaz. Nasartu isim. Ama bakın bildiğiniz harfe benziyor. İşte vad'i açıdan bu harfe benzeyenler böyle mebni olmuş. O yüzden bakın zamirler mebni. Nasıl yapıyoruz bunun irabını yaparken? Damirun muttasulun mebniyun fi mahalli ref'in fa'ilun diye yapıyoruz değil mi? Bu şekilde irabını yapıyoruz. İşte bunlar vad'i açıdan olabilir, manevi açıdan olabilir. Vad'i açıdan harfe benziyor dediniz ya, yani o tek harften oluştuğu için mi? Ona diyorlar ki tek harf veya da iki harf oluşması. İki harf konusu ihtilaflı. Bazıları iki harflerde bir şart daha koşuyor ama tek harf garanti. Tek harf kesinlikle. Bazıları iki harften oluşması için de aynısını söylüyor. Bazıları iki harfte başka şart da koşuyor. Bunlar ise genel olarak ismin harfe benzerlik açısı. Bu lafzi olabilir, manevi olabilir. Mesela ismi mevsuller. İsmi mevsuller neden mebnidir diyor. Şebehül iftikari diyoruz biz buna. Ne demek şebehül iftikari? Harflerin kendi başlarına bir manaları var mıdır? Mesela min. Bir manası var mı? Yok. Olduğu kelimeyle. Dahil olduğu kelimeyle anlam kazanıyor. Yani bir şeye muhtaç. Harfi şeyler de böyle mesela ismi mevsuller. Şebehül iftikari demişler buna. Yani bunlar da cümleye bağlı. Cümle olmazsa bunlar bir işe yaramıyor. Buna da mesela şebehül iftikari yani bir şeye müftakir, fakir olma, ihtiyaç duyma anlamında benzerlik diyorlar örneğin. İşte bunların hepsi isimlerde, isimlerin mebniliğinde. Çünkü isimlerde mebniler bellidir. Çok yok. Bunlar benzerlik yönleri. Bunlar çok önemli değil. Maksat bizim burada hani bunların söylediklerimin pratikte neticesi yok ama hani konu basit olunca böyle bir iki detay size şey verdim konu. İleride gördüğünüzde yabancılık hissetmeyin diye. Evet. Şimdi geldik şeye. Murab konusuna. Mebni bu kadar yeter. Giriş yaptık. Fasun fil mu'rab kullu'l esma'i mu'rabatun. Bakın bütün isimler murabtır isimler. Çünkü isimlerde asıl olan murablıktır. İlla elfazan mahsuraten mahdudeten. Değil mi? Bazı mahdud, mahsur, sınırlı sayıdaki lafızlar hariç. Bunlar nedir? Bunlar mebnidir. Sebekal kelamu fiha. Bunlar da bu konuda hani söz geçti. Daha önce söyledi. Bir de şeyle alakalı nelerin mebni olduğunu bir önceki yerde bunları almıştık. Ve enva'u i'rabiha thalathatun. İrabın nev'i kaçtır isimlerde tabii? Üçtür. Ref ve nas ve cer. Üç tane. Ref, nas ve cer. Olarak üç tane irab çeşidi vardır. Ve likulli nev'in mevadi'u muayyenetun. Her bir nev'in hususi bazı yerleri var. Değil mi? Muayyen bazı yerleri var. La yasihhu vuku'uhu fi gayriha. Başkası onda vaki olamaz. Yani ref yeri mesela, ref yeri nerelerde vaki olur? Orada sadece ref olur mesela. Diğer yerde nasf olur. Bu şekilde. Ve yanhasirul kelamu ala zalike fi thalaseti ve talibe. Şimdi burada ne yapacak? Üç tane matlap bizlere sayacak. Üç matlap da diyor. Konu üç matlap üzere olmuş olur. Evet. Birinci matlap. Birinci matlap ref hallerini göreceğiz. Şimdi bir de ne yapacak? Uzun uzun bunları anlatacak. Bir, merfuat. Bizim hani kitapları ayırıyoruz ya. Merfuat, mansubat, mecrurat. İşte şimdi buraya giriş yapıyor. Uzun uzun olacak bu matlaplar. Mesela refte neler sayacak matlaplarda? Neler bizim merfular? Fail, müpteda, haber, ilmiyenin haberi, kâhnenin ismi. Evet. Naib-i fail. Naib-i fail var değil mi? Ma ve la'nın ismi. Ma veya la'nın ismi evet. Kâne ve kardeşlerin ismi. İnne ve havatuan haberi. Cinsini nefyeden la'nın haberi. Değil mi? Bunlar bakın merfuattan olanlar. Bizlere bunları sayacak. Bir de bunlara ne olanlar vardı? Bunlara bir de
tabi olan. Tevabi, tabi var. Bunlara ref'ede, nasbada, cerrede. Kim sayacak bizim tevabileri? Yetba'u. Yetba'u fil i'rabi ana. Yetba'u fil i'rabi esma'el uvel. Na'tun ve tevkidun ve atfun ve bedel. Ve atfun ve bedel. Na'tun ve tevkidun ve atfun ve bedel. Cemil. Bunlar bakın neydi? Bir de nasb olanlar. Yani ref, merfuat, mansubat, mecrurat. O yüzden önce birinci matlab neye başladı? Merfuata başladı. Evet. El aslu fi raf'il ismi en yekuna bi dammetin ve yanubu anha elifun fil müthenna ve vavun fi cem'il müzekkeris salimi vel esma'il khamsetu ve hiye eb ve ah ve ham ve ham ve fu ve zu bi şart en tudafe li gayri ya'il mütekellimi. نحو قال الإمام وصاحباه ونقل عنهم الراوون وذو الفضل. Bakın asıl olan nedir? Asıl olan isimlerin ref'inde dedi damme ile olması. Damme ile, yani biz normalde ne ile yapıyoruz? Damme ile. Asıl olandan kasıt nedir? Çoğunluk, yani galip. Genellikle müfret kelimeler kullanılır. Müfret kelimelerde de damme ile irabına olur, değil mi? Onlardan sadece maksur isimler hariç. Maksur isimler, menkus isimler hariç, mukadderdir onlar, gelecek onlar. Bunlar hariç ne ile görülür? Bunlardaki irab damme ile. Dolayısıyla çoğunluk nedir? Damme ile gözükmesidir. Peki bundan ne niyabet eder? Dammenin yerine bazen elif. Elif nerede gelir? Müsennada. Başka iki vav. Vav nerede gelir? Cem Müzekker Salim. Ve başka Esma-ül Hamse'de gelir. Esma-ül Hamse'de gelir, Cem Müzekker Salim, Müderrisune gibi. Esma-ül Hamse dediğimiz ve Esma-ül Sitte bazılarına göre nedir o? Eb, eh, ham, fu ve zu. Bu beş tanesi. Ama bunların şartı vardı. Bazı hususi şartları da var. Ama en önemli şartı ne? İzafetle gelecekler. İzafetle gelecekler ama bu izafetler ne olacak? Bu izafetler li gayri ya'il mütekellim. Mütekellim yasının dışında bir şey olacak. İşte el imam ve sahibahu gibi bakın. El imamu ve sahibahu gibi. Burada nerede ya, ben göremedim. Ha, şurada devam. El imamu ve sahibahu, yani قال الإمام وصاحبه. İmam ve onun iki arkadaşı dedi ki ve nakale anhum, onlardan rivayet etti er ravun. Raviler onlardan rivayet etti ve zul fadli ve fazilet sahibi. Bakın burada ne yapmış? Zu mesela, zu'yu örnek vermiş. Zülfadli, fazilet sahibi. Bakın zu diye gelmiş. Ne oldu? İzafetle geldi zu ve irabını ne ile gösterdi? Vav ile gösterdi. Bu Esma-i Hamse, bu alimlerin çoğunluğun görüşü. Kimileri ise bunların irabının yine hareke ile olduğunu söylüyor. Bunları da daha ilerideki kitaplarda bunu göreceksiniz. Ama daha kolay, İbn-i Mali'nin de dediği gibi tesilde, daha kolay olan, tekellüfsüz olan yol budur. Bunların vav ile, ya ile ve elif ile harekelerini, yani iraplarını aldığını söylemek daha kolay bir yoldur. Biz de şu anda bu şekilde görüyoruz yani. Evet. Ve yerfa'ul isme. Evet, isim ne olur? İsim ref olur isim. Ne olursa yurfa'ul ismi, isim ref olur. İza kâne fa'ilen. Eğer failse isim ref olur. Burada bir tane şey almış da aşağıda da var mı bizde? Evet, varmış. Şurada. Evet. Emma ma lem yudaf minha, aynısı mı? Evet, doğru. Bunlardan izafe olmayanlara gelince fe innehu yu'rab alel asli. Aslına göre iraplanır. Mesela ente ahun. Bakın ente ah, ahun. Mesela diyorsun bak hiçbir şey gelmemiş. Ahun diye yapacaksın. Ahun. Damme ile irabını aldı. Bu şekilde ne yapacağız? Bakın irabını yaparken artık harekeyle yapıyoruz. Neyle yapmıyoruz? Harflerle yapmıyoruz. Evet. وَاَخْتَرْتُكَ مَسَلَا اَخَنْ وَلَا تَثِقْ اِلَّا بِأَخِنْ اَخِنْ. Gördünüz mü? Bu şekilde geldi. مَا اُضِيفَ اِلَا يَا الْمُتَكَلِّمْ غَيْرَ اَنَّ يَعْرَابُهُ يَكُونُ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ. Bu ya-i mütekellimi olan da bu şekildedir. وَكَذَا مَا اُضِيْفَ اِلَى ya-i mütekellim. Ya-i mütekellime izafe olursa da aynıdır. Ancak bu mukadder harekatla yapılır. وَيُشْتَرَتُ ف۪يهَا اَنْ يُضَافَ اَنْ يُضَافَ مِ F yok galiba da bakayım bende var mı?
Ha eydanmış bu ya. En değil. En nun yok. Doğru. Ve yüşteratu fîhâ eydan en tekûne mükebbereten. Başka şartlar vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Mükebber olacaktı. Musagar olmayacaktı. Değil mi? Müfredeten. Başka müfred olacaklardı. Eğer cemî olursa mesela âbâ gibi değil mi? Âbâun, âbâin, âbâen diye yine harekeyle yapılıyordu. Müfred olacaklardı. Mükebber olacaklardı. Bu şartları şey yapabilirsiniz. Çizebilirsiniz yani. Siz bunları şeyde görmüştünüz. Şeyde Tuhvet Hüseniye'de. Bunu da burada yine görmüş olabilirsiniz. Evet. Fe'in sugiret u'arebet bil harekatiz zahir. Eğer tasgir ile gelirlerse yine zahir olarak yapılır. Ve in sünniyet yine tesniye ev cumi'et cemi olarak gelirlerse u'arebet i'arabel müsenna ev cemi'a. O zaman da müsennanın veya cem'in irabıyla ne olurlar? İraplanırlar. Evet. Bu şekilde bu kısmı bitirdik. Ha şurada şeyi okumadık. Ve yurfa'ul isim izâ kâne fâilen. Eğer isim ref olur, eğer fail ise. Ev naibe fâil. Eğer naibe fâil ise veya fail ise ref olur. Başka ev mübteda, ev haber. Merfuatı sayıyor. Neler? Bir fail. İki naibe fâil. Üç mübteda. Dört haber. Beş esma. Kâne'nin ismi. Kâne ve kardeşlerinin. Haber inne. İnne ve kardeşlerinin haberi. Ahavatuha. Ve fi hamseti mebahis. Burada beş tane mebhas alacak. Fail bir. Naib-i fail. İki müpteda haber. Üç. Kâne'nin kardeşleri ve inne'nin kardeşleri olarak beş bölüm alacak. Evet. Şimdi birinci bölümde faili görelim. Evet. Faili ve naib-i faili bir dahaki derste birlikte görürüz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahur davana elhamdülillahi rabbil alamin.